Anadolu'yu İslam medeniyetiyle tanıştıran Selçuklular ve bu medeniyeti devam ettiren Osmanlılar, bu topraklarda pek çok medrese ve darüşşifa kurmuşlardır. Bu kurumlar hayır eserleri olarak vakıf tarzında oluşturulmuş, Müslümanların sosyal sorumluluk idraki ve infak anlayışıyla hayata geçirilmiştir. Çok çeşitli alanlara yayılan, toplumun ihtiyaç duyduğu her alana karşılık gelen vakıf hizmetlerinin, tıp eğitimi ve sağlık hizmeti özelinde yansıması, tıp medreseleri ve darüşşifalardır. Sosyal devlet yaklaşımından çok önce toplum, vakıflar yoluyla eğitim ve sağlık hizmetlerini üstlenmiştir. Darüşşifalarda her türlü sağlık hizmeti ayrım yapılmaksızın herkese ve ücretsiz olarak sunulmuştur. Darüşşifaların yanında kervansaraylarda da sağlık hizmeti verilmiş, bu kurumlar toplumun sosyal dengesinin kurulmasında önemli görevler üstlenmiştir. Selçuklu dönemine ait Kayseri Gevhernesibe ve Osmanlı dönemine ait İstanbul Süleymaniye ve Edirne Sultan Beyazıt Darüşşifaları, medrese ve hastanenin bir arada olduğu önemli kurumlardır. Medreselerde tıp eğitimi yanında mantık, ahlak, geometri ve astronomi gibi bilimlere yer verilmiş, beylikler döneminden itibaren eğitimde Türkçe'ye verilen önem artmıştır. İbn Sina'nın Erkanun Fit Tıbı gibi Arapça tıp klasiklerinin yanında İbn Şerif ve Hacı Paşa'nın Türkçe eserleri de okutulmuştur. Medreseler ve darüşşifalar bu özellikleriyle hizmetlerini sürdürürken, batıda yaşanan teknik gelişmeler sonucu Osmanlı aydınları ve devlet adamları tarafından gelişmeler yönünde adımlar atılması gerekli görülmüştür. Bu dönüşüm 17. asırdan itibaren Avrupalı yazarlardan yapılan tercümelerle başlamıştır. Ancak daha köklü çalışmaların başlangıcı 19. yüzyıldır. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla kurulan yeni ordunun hekim ihtiyacını karşılamak üzere 14 Mart 1827'de Tıphane-i Amiri açılmış, 1839'da yenilenen okulun adı Mektebi Tıbbiye-i Şahane olarak değiştirilmiştir. O yıllarda Türkçe ders kitabı ve Türkçe ders anlatacak hoca bulunamadığı için eğitim Fransızca başlamış, ancak beklenen verim alınamamıştır. Okulda yetenekli öğrencilerden Mümtaz Sınıf adıyla özel bir grup yetiştirilmiş, bu öğrenciler eliyle pek çok Türkçe tıp kitabı yazılması sağlanmıştır. Türkçe eğitim vermek üzere ilk sivil tıp okulu Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye 1866'da açılmıştır. Sivil tıbbiyedeki başarı üzerine 1870 yılında askeri tıbbiyede de Türkçe eğitime geçilmiştir. Osmanlı'da 1887'de kuduz aşısı, 1895'te difteri serumu üretimi başlamış, 1892'de çiçek aşısı mecburi hale getirilmiştir. Kuduz aşısı üretilen merkez, Pasteur Enstitüsü'nden sonra benzerleri arasında dünyada üçüncü laboratuvardır. Türkiye, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e evrilirken, sağlık hizmetleri de gelişmeye devam etmiş ve 20 Mayıs 1920'de kabul edilen 3 numaralı kanunla Umur-ı Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimai Vekaleti kurulmuştur. Daha sonra Sağlık ve Sosyal Yardım adını alan bakanlık, çalışmalarını daha çok koruyucu hekimlik üzerinde yoğunlaştırmış ve sağlık hizmetlerinin Anadolu'ya yaygınlaştırılmasına çalışmıştır. Sağlık çalışanı yetiştirecek yeni okullar, sağlık hizmeti verecek yeni hastaneler kurulmuş ve özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı savaş açılmıştır. O yılların şartları gereği, yokluk içinde verilen mücadelenin hatırlanmaya değer örneklerinden biri Anadolu Kliniği'dir. Anadolu Kliniği dergisi 1933'te Ahmet İhsan Aksan, Asil Mukbil Atakam ve Şerif Korkut'un öncülüğünde Konya'da yayın hayatına başlamıştır. Derginin amacı, hekimlerin artan tıbbi yayınları takip etmesindeki zorluğu aşmak ve kendi tıbbi tecrübelerini paylaşmaktır. Dergi büyük ilgi görmüş ve Anadolu'nun pek çok şehrinden yazı gönderilmiştir. Türkiye o dönemde sıkıntı içindedir. Birinci Dünya Savaşı'nın yaraları henüz sarılmadan iktisadi buhran yılları baş göstermiş, onu İkinci Dünya Savaşı izlemiştir. Dönemin zorlukları arasında Anadolu Kliniği dergisi, 1942 ve 1949 yıllarında iki sefer yayınına ara vermiş
ve 1954'te durdurulmuştur. Ta ki 2016 yılına kadar. Anadolu Kliniği, bozkırın ortasında kaybolup giden bir iz olmamış, bu üçüncü ve uzun aradan sonra bugün tekrar faaliyete geçmiştir. Bugünden yarına Anadolu'nun tıp bilimindeki sesine katkı vermeye devam edecektir. Doğruluğun, güzelliğin ve iyiliğin yayılmasının yolu, yeni nesillerin devraldıklarını aldıkları yerden devam ettirmeleridir. Bu coğrafyadaki bin yıllık geçmişimiz, geleceğe doğru sürgün vermektedir. Sağlık hizmetlerinin sosyal hizmetlerle birlikte yürütülmesi, bugün dünyanın benimsemeye başladığı bir anlayıştır. Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, sağlıkla sosyal hizmetleri buluşturan bir anlayışla 1988 yılında kurulmuştur. Hayat Vakfı, sağlık ve sosyal hizmet alanlarından kalkarak ilişkisel tüm çevreyi kucaklamayı hedef edinmiş, nesil kaygısı taşıyan, uzman olduğu alanda söz söyleyen, ufkunu paylaşmak ve artırmak için yeryüzüne yayılmaya çalışan, başkasının derdiyle dertlenen, toplumsal sorumluluk duygusuyla temsil ettiği kitlenin haklarının korunması ve gelişmesi için çalışan ve gönüllülerden oluşan bir vakıf hareketidir. Kendi değerleri temelinde dünyayı kucaklamayı, bu dünyanın fikrinde kararlı ve eyleminde yararlı bir parçası olmayı, kendi sahasında bilgi ve tecrübe biriktirmeyi ve birikimlerini geleceğe aktarmayı benimser ve çalışmalarının dünya döndükçe devam etmesi için vakıflaştırmayı görev sayar. Vakfımız, vakıf medeniyetinin mirasçıları olarak taşıdığımız sorumluluk bilinci temelinde çalışmalarını sürdürmektedir. Oluşturduğu kurumlar yoluyla sağlık hizmetlerinin yanında eğitime destek ve öğrencilere yardım sağlamakta, çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun dezavantajlı katmanlarına el uzatmaktadır. Bütün bunlar bilginin hikmete, sevginin marifete, iyiliğin hayra, erdemin fetanete, inancın hayata, sorumluluğun öncülüğe ve merakın üretime dönüşmesi için. Her şey, insanların hayırla, bilimin toplumla, kültürün inançla, geçmişin gelecekle buluşması için. Pek çok gayretin, çabanın ve sabrın sonunda üretilmiş onca etkinlik, yayın, proje ve merkezin yanında bilim dünyasına yeniden kazandırılan Anadolu Kliniği Dergisi. İstanbul, Malatya, Ankara, Sivas, Elazığ, Düzce, Adıyaman, Kütahya derken şimdi de Konya'da hayat var. Hayat çınarı kökleriyle toprağına sımsıkı tutunurken dallarıyla göğe yöneliyor, gölgesi bütün bir coğrafyaya uzanıyor. Hayırlı olsun.